Merhaba arkadaşlar. Bugün hücre zarı ve hücre zarından madde geçişleri konumuzla devam ediyoruz. Öncelikle bu dersin yol haritasına bakalım. Hücre zarının yapısı ve görevlerini gözlemleyeceğiz. Hücre duvarının yapısı. Arkasından hücre zarından madde geçişlerini göreceğiz ve tamamıyla hücre, yapı, organel ve madde geçişlerini sonlandırmış olacağız. Öncelikle hücre zarının yapısına baktığımızda hücre zarının yapısını açıklayan görüş akıcı mozaik zar modelidir. Akıcı mozaik zar modeli bir nevi mozaik görüntüsünü andırır, aynı mozaik pasta gibi. Çünkü hücre zarında çift sıralı dizilmiş fosfolipid tabakası vardır. Fosfolipid, fosfolipidin bir yağ olduğunu biliyoruz. O zaman hücre zarının yapısında yağ varlığından söz ediyoruz. Aynı zamanda hücre zarını boydan boya kat eden ya da bazı bölgelerde böyle kesik kesik bulunan proteinler mevcut. Bu proteinlerin dağılımı sebebiyle hücre zarı mozaik görüntüyü andırır. Bu nedenle akıcı mozaik zar modeli adını veriyoruz hücre zarına. Hücre zarı esnek ve seçici geçirgendir. Ne demek seçici geçirgen? Her molekülü hücre içine almaz ya da hücre dışına atmaz. Küçük molekülleri geçirir, büyük molekülleri geçirmez. Ya da geçirmesi gereken molekülleri hücre içine alır, atması gerekenleri hücre dışına gönderir. Bu nedenle seçici geçirgendir diyoruz. Madde alışverişini sağlayan açıklıkları vardır proteinler arasında. Bu açıklıklara da por adını veriyoruz. Hücre zarında o zaman proteinler var, yağlar var. Bir de yağ ve proteinlere bağlı glikoz zincirleri var. Eğer bu glikoz zincirleri protein üzerine bağlıysa glikoprotein, eğer lipid üzerine yani fosfolipitlere bağlıysa glikolipid adını alır. Glikoprotein ve glikolipidin Golgi tarafından üretildiğini unutmuyoruz. Yapısında az önce de ifade ettiğim gibi karbonhidrat, yağ ve protein bulunur. Şimdi hücre zarının şekline baktığımızda sanki yağ çok fazlaymış gibi görünür. Ama şunu unutmuyoruz. Hücre dediğimiz canlının en küçük yapısal ve işlevsel birimidir. Ve biz temel bileşenleri konuşurken dedik ki canlılarda en fazla bulunan organik molekül yapıya katılan proteindir. Sonra yağlar, sonra karbonhidratlar gelir dedik. Canlıda yapısal olan en fazla proteinse, hücre de canlıların en küçük yapısal ve işlevsel birimi ise lütfen şekil sizi aldatmasın. Hücre zarında en fazla protein, sonra yağ, sonra karbonhidrat bulunur. Ve hücre zarının çift sıralı fosfolipitten oluştuğunu unutmuyoruz. Çünkü fosfolipitin bir suyu seven, bir de suyu sevmeyen kısmı var. Bakın gülen yüz, burası suyu seven hidrofilik kısmı. Burası suyu sevmeyen hidrofobik kısmı. Hücrenin içinde de dışında da su olduğu için hidrofobik dediğimiz fobisi olan suyu sevmeyen kısımlar içeride kalacak şekilde çift sıralı dizilim göstermiştir diyoruz. Hücre zarı seçici geçirgendir demiştik ya. Hücre zarındaki porlardan sadece inorganik maddeler ve organik monomerler geçebilir. Bunu unutmuyoruz. Hücre zarının yapısında bulunan karbonhidratlar zarın dış kısmında protein ve lipitlere bağlıdır dedik. Eğer proteine bağlıysa bunun adı glikoprotein, eğer lipite bağlıysa glikolipit adını alır. Ve bu moleküller hücre zarına bazı özellikler kazandırır. Hücre zarında uyarıları algılayan reseptör görevi yapar. Aynı zamanda hücrelerin birbirini tanımasını sağlar, hatta doku oluşumunda da görevlidir diyebiliriz. Aynı işi yapmak üzere özelleşmiş hücreler birbirini tanıyıp bir araya gelerek dokuyu oluşturacak. Hücre zarının seçici geçirgenliğini denetler, yani bir nevi güvenlik görevlisi olarak iş yapar. Hangi molekülün zardan geçip hangisinin geçemeyeceğine karar verir. Hücreye özgürlük sağlar ve kimliğini oluşturur. Bu nedenle her hücre birbirinden, yani bir dokuyu oluşturan hücreler birbirinden farklılık arz edebilir. Daha doğrusu bir dokuyu demeyelim de dokular arasında çeşitliliğe sebebiyet veren hücre zarlarındaki glikolipid ve glikoproteinlerdir diyoruz. Hücreye antijenik özellik sağlarlar. Kan gruplarının tespitinde de mesela al yuvar zarındaki antijen dediğimiz bu yapılardan oluşuyor diyeceğiz. Sayısı, dizilişi, çeşidi hücreden hücreye değişir. Az önce ifade etmek istediğim şey buydu.
Glikolipit ve glikoproteinler hücreden hücreye sayı, diziliş ve çeşit bakımından farklılık gösterir. Hayvan hücrelerinde sadece hayvan hücrelerinde bulunan bir steroid vardı hatırlarsanız. Buna kolesterol demiştik. Kolesterol hayvan hücrelerinin zarında zara sağlamlık ve esneklik veren steroiddir. Bunu da aklımızdan çıkarmıyoruz arkadaşlar. Çok önemli. Hücre duvarına baktığımızda, şimdi hücre zarından söz ettik ama şu gerçeği unutmuyoruz. Hücrenin zarı, zar olmadan zaten hücre olmaz. O zaman tüm hücrelerde hücre zarı mevcuttur. Bu değişmeyen bir gerçek. Ama hücre duvarına baktığımızda hücre duvarını tüm hücrelerde gözlemlemiyoruz. Bakteriler, arkeler, bitkiler ve mantarların yapısında biz hücre duvarından söz edeceğiz. Hücre zarının etrafını çevreler, desteklik sağlar diyeceğiz. Aynı zamanda hücreyi mekanik etkilere karşı, iç ve dış etkenlere karşı korur. Şimdi biz hücre zarında por demiştik. Hücre çeperi ya da hücre duvarında ise açılıp kapanabilme özelliği yoktur. Sürekli açık olan ve küçük büyük ayırt etmeden her şeyi geçiren geçitler var. Hücre zarındaki pora karşılık gelir diyebiliriz. Her şeyi geçirebilir. Buradan büyük moleküller de geçer. Ama pordan küçük moleküller geçiyordu. Bu detayı da lütfen atlamayalım. Büyük moleküller geçebilir. Yani seçici geçirgen değil, bu durum geçitlere tam geçirgenlik özelliği verir. Bakteri, arke, bitki ve mantarlarda hücre çeperi var dedik. Tabii ki hücre çeperinin varlığı ortaktır fakat yapısal olarak farklılık gösterir. Bakterilerde peptidoglikan adını verdiğimiz karbonhidrat protein bileşeni, arkelerde yalancı peptidoglikan, bitkilerde selüloz, zaten polisakkaritleri konuşurken selülozu gördüğümüzde bitkiyi yapıştıracağız demiştik. Mantarlarda kitin adını verdiğimiz yapıdan, polisakkaritten oluşan hücre duvarı vardır. Şimdi hücre duvarına sahip olan canlılar sıvı basıncına, yani su basıncına, turgora dayanıklıdır. Hayvan hücreleri ise çeper olmadığı için turgora dayanıksızdır. Hemoliz adını verdiğimiz olay hücrenin su alıp şişip sonra patlamasıdır. Hayvan hücrelerinde çeper olmadığı için hemolize uğrar. Ama çepere sahip olan, yani duvara sahip olan canlılar turgora dayanıklı olduğu için hemolize uğramazlar diyoruz. Gelelim hücre zarından madde geçişlerine. Zardan madde geçişi derken küçük büyük ayrımı yapacağız. Çünkü çeperde geçitler var ve her şeyi geçirebilir dedik. Ancak hücre zarı küçük ve büyük ayrımı yapar. Bu nedenle küçük molekül ve büyük moleküller nasıl taşınır, öncelikle ona bakalım. Küçük moleküller pasif, yani ATP gerektirmeden taşınım şekli. Aktif taşıma ATP gerektiren, yani ATP varlığında gerçekleşecek olan bir taşınım şekli. Gelelim büyük moleküllerin taşınmasına. Burada endositoz, egzositoz diyeceğiz. Endo iç demek, sitoz sitoplazma, sitoplazma içine büyük moleküllerin alınması. Egzo dış, sitoz sitoplazma, sitoplazma dışına madde atılması. O zaman bakın burada içeri alma, dışarı atma diyorum. Yani endositoz da egzositoz da çift yönlü değildir. Tek yönlü olarak gerçekleşecek. Burada öyle bir şey dedik mi? Hayır. ATP gerektiren gerektirmeyen dedik. O zaman küçük moleküllerin taşınması hücre içinden hücre dışına olabileceği gibi hücre dışından hücre içine de gerçekleşebilir arkadaşlar. Lütfen bu detayı da unutmayalım. Aynı zamanda büyük moleküllerin taşınması zaten enerji gerektirmesi gereken bir durumdur. Büyük molekül taşınacak. Bu nedenle ATP gereklidir diyoruz. Pasif taşımanın iki tane alt başlığından söz edeceğiz. Difüzyon ve ozmoz. Difüzyonda da basit, kolaylaştırılmış difüzyon ve isteğe bağlı geçirgenlik gösteren diyalizden söz edeceğiz. Hücre zarı seçici geçirgendir dedik çünkü bazı moleküller geçebilir, bazıları geçemez. Bazıları kolay, bazıları zor geçer. Öncelikle küçük moleküllerin çok kolay geçtiğini söyledik. Küçük moleküllerimiz inorganik moleküller ve organik monomerler dedik. İnorganiklerimiz su, mineral, asit, baz ve tuzlar. Organik monomerlerimiz glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asit, yağ asidi, gliserol. Bunlar hücre zarından doğrudan geçerler. Ama bir sonraki devam ederken neyi konuşacağız? Nasıl geçtiklerini konuşacağız. Öncelikle hücre zarından küçük moleküller büyük moleküllere göre daha kolay geçer. Nötr atomlar iyonlara göre daha kolay geçer. İyonlardan da negatif yüklü iyonlar pozitiflere göre daha kolay geçer. Yağda çözünen maddeler, fosfolipitten yola çıkarak yorumluyoruz. Fosfolipitten geçişi kolay olacak. Suda çözünenlere göre, ki burada vitaminleri konuşabiliriz, ADEK vitaminleri, BC'ye göre daha kolay geçer. Gazlar sıvılardan, sıvılar ise katılardan daha kolay geçer diyoruz.
Gelelim pasif taşımanın ilk taşınım şekli olan difüzyona. Küçük moleküllerin, zaten pasif taşıma deyince aklıma küçük molekül gelecek. Küçük moleküllerin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru yaptıkları yer değiştirme hareketidir. ATP harcanmaz. Bu nedenle hem canlı hem de cansız ortamlarda gerçekleşebilir. Mürekkebi suya damlattım, suda yayılması bir difüzyon örneğidir. Parfüm sıktım, parfüm kokusunun yayılması bir difüzyon örneğidir. Bir de aklıma otobüse bindiğimde gelir benim. Otobüsün ilk şoföre yakın olan kısmı çok doludur, arka taraflar boştur ve ifade şudur: lütfen boşluklara doğru ilerleyiniz. İnsanlar çoktan aza doğru ilerlemeye başlar. Bunu da difüzyon örneği olarak konuşabiliriz. Difüzyon, iki ortam arasındaki yoğunluk farkı eşitlenene kadar devam eder. Varsayalım ki dışarıda %30 glikoz olsun, hücre içerisinde %10 glikoz olsun. Toplamda %40. Buradan 10 tane glikoz buraya geçip 20 içeride 20 dışarıda olana kadar ekstrem bir durum olmadığı müddetçe, hücre almak istemediği müddetçe, difüzyon kurallarına göre 20-20 olana kadar devam eder. Basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyona baktığımızda ikisi arasındaki fark benim için çok çok önemli. Sorularda beni bu kurtaracak. Fosfolipit bir yağ demiştik hatırlarsanız. O zaman basit difüzyonda benzer benzeri çözer ilkesinden yağ ile alakalı olanlar geçecek. Yağda çözünenler, A, D, E, K vitaminleri, yağ çözen maddeler, örneğin eter, kloroform, alkol gibi gazlar, bunlar basit difüzyonla taşınır. Aynı zamanda yağ asidi, gliserol, yağın monomerleri basit difüzyonla hücre zarından geçer diyoruz. Burada gazlardan kastımız en çok sorularda oksijen ve karbondioksit gelecektir. Yani solunum gazlarının taşınması kesinlikle basit difüzyonla olacak. Gelelim kolaylaştırılmış difüzyona. Basitte nasıl ki fosfolipit dediysem, kolaylaştırılmış difüzyonda da taşıyıcı proteini yapıştırıyorum. Burada taşıyıcı proteinler görev alacak. İkisinde de ortak özellik ATP'nin harcanmaması. İkisinde de ortak özellik çoktan aza taşınma. İkisinde de ortak özellik yoğunluk farkı eşitlenene kadar devam etmesidir. Fakat geçtiği yerler farklı ve geçirdikleri moleküller farklı. Kolaylaştırılmış difüzyonda ise glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asit, iyonlar, tuzlar, bunlar taşıyıcı proteinler aracılığıyla çoktan aza geçiş sağlayacak diyoruz. BC vitaminleri, su ve mineraller, bakın kanal proteininden geçerken glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asit gibi monomerler taşıyıcı proteinler aracılığıyla hücre içine giriş yapabilir. Tam tersi hücre içinden dışına da çıkabilir. Çünkü dedik ki difüzyon, yani küçük moleküllerin taşınması çift yönlü olarak gerçekleşir. Diyaliz ise yine difüzyon kurallarında, yani difüzyon mantığında çoktan aza bir geçiş var. Fakat burada seçilmiş moleküllerin seçici geçirgen zardan geçişidir diyeceğiz diyaliz için. Gelelim ozmoza. Ozmoz suyun difüzyonudur. Yani suyun çok olduğu yerden az olduğu yere geçişidir. Şimdi burada deney düzeneğimize baktığımızda sükrozu biz nerede öğrendik? Disakkaritlerde. Yani karbonhidratlarda. Bunun büyük olduğunu biliyorum. Artık öğrendim. Büyük olduğu için zardan geçemeyeceğini de biliyorum. Şimdi ilk düzeneğimize baktığımızda sükroz molekülleri her ikisinde de var. Ama bir süre sonra zardan su geçişi olmuş. Nereye doğru? Z koluna doğru. Çünkü Z'de sükroz daha fazla, yoğunluğu daha fazla. Bakın, suyun çok olduğu yerden az olduğu yere geçiş var. Su burada yükseldiği için, arttığı için ne olacak? Z kolunda sıvı seviyesi yükselecek. Sükroz miktarları başta neyse sonunda da o. Çünkü sükrozlardan geçemez, büyüktür. Fakat yoğunluğu ne oluyor? Değişiyor. Sadece suyun geçişine bağlı olarak sükrozun yoğunluğu hakkında yorum yaparız ama miktar olarak aynıdır diyoruz. O zaman buraya su geçtiğine göre madde yoğunluğu burada fazla. O zaman Z kolunda ozmotik basınç adını verdiğimiz su alma isteği fazla. Ozmotik basınç hücrenin su alma isteğidir. Yani madde yoğunluğu fazlaysa su almak ister. Burada da onu gördük. Turgor basıncı ise hücrenin su verme isteğidir. Yani hücrede çok su miktarı artarsa, su miktarının çok artması bir süre sonra turgor basıncını artırır. Hatta az sonra konuşacağız, diyeceğiz ki hayvan hücrelerinde turgor basıncına dayanıklılık yok. Çünkü çeper yok. Bu nedenle fazla su hücrenin parçalanmasına, hemolizine sebebiyet verecek diyeceğiz. Emme kuvveti dediğimiz şey ise ozmotik basınç ile turgor basıncının farkıdır, arasındaki farktır. Ozmotik basınç ile turgor basıncına baktığımızda biri alma biri verme isteği ise birbiriyle ters orantılıdır. Ozmotik basınç azaldıkça turgor basıncı artar. Bir süre sonra dengeye ulaşır diyoruz.
Gelelim çözelti çeşitlerine. İşte en çok sorularda karşıma gelen kısım. Hücre yoğunlukları bakımından 3 farklı çözelti ortamında bulunur. Hipertonik ortam. Hiper, çok, maddenin çok olduğu ortam. Ortamın madde yoğunluğu hücrenin madde yoğunluğundan fazladır. O zaman suya baktığımda ortamdaki madde çoksa su az. Burada ise su çok olacak. Mantık olarak düşünüyorum. Hücredeki su çok, ortamda su az. Biz neden söz ediyoruz? Suyun çoktan aza geçişinden söz ediyoruz. Şimdi hücre içerisinde ve ortamda büyük maddenin olduğunu düşünüyoruz ve suyun geçişini söyleyeceğiz. Ortamda madde çok olduğu için hücre ne yapacak bir süre sonra? Su kaybedecek. Su kaybeder. Gelelim izotonik ortam. İzo eş demek. Eşit ortam, yani madde yoğunlukları ortamda da hücrede de eşit. Burada şimdi çok önemli bir detayımız var. Normal şartlarda izotonik ortam sanki böyle tamamen kalıp gibi, her iki ortamda da madde ve su miktarları eşit, eşit olduğu için de alışveriş yokmuş gibi görülür. Ama moleküller sürekli hareket halindedir ve suyun geçişi de mutlaka olur. Fakat giren molekül kadar çıkan olduğu için, eşit olduğu için giriş çıkış, denge bozulmaz. Fakat alışveriş vardır. Hipotonik ortam. Hep derim ki hipopotam nerede bulunur? Suda bulunur. O zaman suyun çok olduğu ortamı sevdiğine göre hipotonik ortam suyun çok olduğu ortam, yani maddenin az olduğu ortamdır. Ortamdaki madde yoğunluğu hücrenin madde yoğunluğundan az olacak. E burada da ne olur? Ortamın madde yoğunluğu azsa ortamda su fazla, hücrede su az. Hücreye bu sefer su girişi olur ve hücre şişer. Su alır ve şişer. Şimdi gelelim kavramlarımıza. Plazmoliz, deplazmoliz, hemoliz. Normal hücreyi ben hipertonik ortama, yani kendinden yoğun ortama koyduğumda ne yapacak hücre? Su kaybedip büzülecek. Su kaybedip büzülmesine ne diyoruz? Plazmoliz diyoruz. Plazmoliz. Plazmolize uğramış bir hücreyi, bakın, plazmolize uğramış bir hücreyi hipotonik ortama, yani suyun çok olduğu ortama koyduğumda hücre şişer ve eski haline geri döner. De geri dönüş demektir zaten. Deplazmoliz. Yani eski haline geri dönmesi diyoruz. Daha da hipotonik ortama koydum. Yani bu hücreye göre hipotonik ortama koydum. Hücre su alır, şişer ve turgor durumuna geçer. Turgor durumuna geçtiğinde, eğer bir hayvan hücresi ise, turgora dayanıksız olduğu için parçalanır. Bu olaya biz hemoliz deriz. Bitki hücreleri ve çepere sahip hücrelerde turgora dayanıklılık söz konusu olduğu için hemoliz olmaz. Plazmoliz, deplazmoliz. Lütfen karıştırmayalım. Bakın burada su kaybetmesi plazmolizdir. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ama burada su alıp şişmesine deplazmoliz diyemem. Çünkü deplazmoliz için dedim ki plazmolize uğramış bir hücre hipotonik ortama konulursa su alıp eski haline geri dönmesi. Buna biz deplazmoliz adını vereceğiz. Burada deplazmoliz de olabilir. Turgor durumuna da geçmiş olabilir. O nedenle kesinlik arz etmez bu şekil bize. Gelelim aktif taşımaya. Aktif taşıma dediğim şey, bunu gördüğümde hemen ATP'yi yapıştırıyorum. Enerji gerektirir. Difüzyonda, ozmozda ATP varlığından söz etmedik bakın. ATP gerektirdiği için sadece canlı hücrelerde gerçekleştiğini unutmuyoruz. Difüzyon ve ozmozda hep çoktan aza taşınımdan söz ettik. Ama aktif taşımaya geldiğimizde küçük moleküllerin az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru taşınması. Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı protein demiştik ya. Taşıyıcı protein aktif taşıma için de gereklidir. Ancak aktif taşımayla kolaylaştırılmış difüzyonu ayırt eden faktör enzim varlığıdır. Kolaylaştırılmış difüzyonda sadece taşıyıcı protein varlığından söz ettim. Ama aktif taşımada hem taşıyıcı protein hem de enzim yardımıyla gerçekleşen bir olaydan söz edeceğiz. Azdan çoğa geçiş diyoruz. Bakın potasyumun azdan çoğa geçişi aktif taşıma, taşıyıcı protein aracılığıyla. Aynı şekilde sodyumun hücre içinden hücre dışına taşıyıcı proteinlerle geçmesi yine bir aktif taşıma olayıdır. Ama yine bir dipnot vermek isterim. Eğer hücre içi ve hücre dışında eşit yoğunluktan söz ediliyorsa küçük moleküller için ve hücre onu almak istiyorsa isterse alabilir, ama bunu enerji harcayarak yapacak, yani aktif taşımayla yapacak. Küçük molekül eşit yoğunluktaysa ve hücre içeri alıyorsa
Bunu ancak aktif taşımayla yapabilir. Gelelim büyük moleküllerin taşınmasına. Endositoz. Hücre duvarına sahip hücrelerde endositoz yoktur. En başta bunu söylemek isterim. Çünkü endo iç, sitoz sitoplazma demek dedik. Hücre içine maddenin büyük molekülün alınması. Bunu yaparken zar değişikliğe uğrar. Ve çepere sahip, duvara sahip canlılarda zar değişikliğe uğrayamadığı için endositoz olayından söz etmeyiz. Prokaryotlarda zaten endositoz da egzositoz da görmeyeceğiz. Çünkü ikisinde de koful varlığından söz edeceğiz. Koful zarlı bir organeldir ve prokaryotlarda zarlı organel olmadığı için endositoz, egzositoz prokaryotlarda yoktur diyeceğiz. Büyük moleküllerin hücre için alınmasıdır. ATP gerekli mi? Kesinlikle. Enzim kullanılır mı? Kesinlikle. Çok önemli. Ama burada konsantrasyon farkından bakın söz etmiyorum. Büyük molekülün hücre için alınması çoktan aza ya da azdan çoğa demiyorum. İçeri alma. Çoktan aza da alabilir, azdan çoğa da alabilir. Hücre istiyorsa alır. İstiyorsa atar. Bu nedenle konsantrasyon farkı önemli, yani yoğunluk farkı önemli değildir. Hücre zarı tarafından besin kofulu oluştuğundan hücre zar yüzey alanı küçülür. Çünkü zar bu kofulu oluşturacak. Koful hücre içine kopup gireceği için zarın yüzey alanı ne olacak? Küçülecek. Endositozun iki şekli var. Fagositoz, pinositoz. Fagositoza yeme diyeceğiz. Pinositoza içme diyeceğiz. Çünkü büyük katı moleküllerin hücre için alınması, büyük sıvı moleküllerin hücre için alınması. Fagositozda yalancı ayak oluşacak. Pinositozda pinositoz cebi ya da kesesi dediğimiz bir yapı oluşacak. Her ikisi de hücre zarı tarafından oluşturulacak. Her ikisinde de besin kofulu hücre zarı tarafından oluşturulacak. Bu nedenle hücre zarı küçülecek. Yalancı ayaklarımız oluştu. Büyük katı molekül hücre içerisinde besin kofuluyla alındı. Zar küçüldü. Pinositik ceple alındı. Yine besin kofulu. Besin kofulu hücre zarından koptuğu için ne oldu? Hücre zarı daraldı. Pinositoz cepleri fagositoz ceplerine göre daha küçüktür diyebiliriz. Gelelim egzositoza. Egzo ne demekti? Dış. Sitoz, sitoplazma. Hücre dışına atılması. Hücre dışına. Yine burada da konsantrasyon farkı benim için önemli değil. Yoğunluk farkından söz etmiyorum. ATP harcanır, ATP varlığı var. Burada da atacağım molekül boşaltım kofuluyla gelebilir, salgı kofuluyla gelebilir, hücre zarına gelir, hücre zarıyla kaynaşır. Bu sefer kofulun zarı hücre zarıyla kaynaştığı için zar ne yapar? Büyür diyoruz. Endositoz ve egzositoz kesinlikle ATP gerektiren büyük moleküllerin taşınması olayıdır. Her ikisi de hücre zarında değişikliğe sebebiyet verir. Bakın değişikliğe. Ama küçülür diyorsa endositoz diyeceğim, büyür diyorsa egzositoz diyeceğim. Bakteriler, arkeler zarlı organel oluşturmadığı için neden? Çünkü bunlar prokaryot. Prokaryotlarda zarlı organel yok. Endositoz ve egzositoz kesinlikle yapamazlar. Evet, gelelim sorumuza. Aşağıda bir hücrenin X ve Y ortamlarına konulduğunda hücrede meydana gelen değişimleri gösterilmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Normal hücreyi öyle bir ortama koymuşuz ki hücre büzülmüş. O zaman X ortamı nasıl ortam olmalı? Hipertonik ortam olmalı. Hücrem büzüldü. Bu olayın adı neydi? Plazmoliz. Geliyorum Y ortamına. Y ortamına baktığımda normal hücre değil bakın. Evet bunun hipotonik ortam olduğu çok net. Yani suyun çok olduğu ortama koyduk. Ama hücre normal haline geri dönmedi. O zaman bu deplazmoliz değil. Buna ben ne derim? Turgor durumuna geçmiş bir hücredir diyebilirim. X ortamında hücre plazmoliz. Y ortamında ise deplazmoliz olmuştur. Ne dedik? Eski haline geri dönseydi deplazmoliz diyecektik gitti. Y ortamında hücredeki çözünmüş madde miktarı artmaktadır. Şimdi Y ortamı hipotonik ortam, suyun çok olduğu ortam. Hücre ne yapacak? Su alacak. Su aldıkça çözünmüş madde miktarı artmayacak, azalacak. Bu nedenle ikinci öncülümüz de yanlış. X ortamında ozmotik basınç artmakta. Şimdi ben yoğun ortama koyduysam, hücre su kaybettiyse, hücredeki su azaldıysa susar hücre. Susaması ne demek? Ozmotik basıncın artması demek. Ozmotik basınç artmakta. Y ortamında ise hücreye su girişi oluyor. Su isteğini karşıladığı için fazla fazla ozmotik basınç azalmaktadır. O halde doğru olan cevabımız A. Yalnız 3 olmalıdır. ÖSYM nasıl sorar? Şimdi bakalım bu %100 hemen hemen herkesin cevaplayabileceği bir soru niteliği. Kolaylaştırılmış difüzyon ile hücre içine alınan moleküllerinden hangileri olabilir? Kolaylaştırılmış difüzyon deyince hemen aklıma ne gelecekti? Bakın hemen şöyle kocaman yazıyorum. Taşıyıcı protein gelecek aklıma.
Taşıyıcı protein. Oksijen bir solunum gazıdır. Solunum gazları nasıl taşınıyordu? Basit difüzyonla taşınıyordu. Yani fosfolipitten. Bunu alamam. D vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Fosfolipit benzer benzeri çözer ilkesi demiştik. Gitti. Amino asit. Evet, kolaylaştırmış difüzyonla alınabilir. Laktoz. Aa, burada işte laktozu gördüğümde diyeceğim ki bu büyük bir molekül. Bu disakkarit. Hücre zarından küçük moleküllerin taşınması şeklinde, yani difüzyonla geçemez. O halde cevabımız yalnız 3 olmalıdır diyeceğiz. Yandaki grafik X ortamına konulan bir bitki hücresindeki hücre zarı ve çeper arasındaki mesafenin zamana bağlı değişimi. Bakalım, şöyle bitki hücrem var. Hücre zarıyla hücre çeperi arasındaki mesafenin normal şartlarda bu olduğunu düşünelim. Hadi bir de buraya konulduğu ortama bağlı olarak zarla çeper arasındaki mesafe ne yapmış? Azalmış. Azalması ne demek? Aa, o zaman hücreye su girişi olmuş demek. O zaman buna göre bulunduğu X ortamı hipertoniktir. Bu ifade yanlış. Hücrenin su alması için bulunduğu ortamda su fazla olmalı. Yani hipotonik olmalıydı. Hücrede turgor basıncı artmaktadır. Evet, kesinlikle. Neden? Hücreye su girişi oluyor. Hücre bir süre sonra hemoliz olur. Ama biz ne dedik? Hücre çeperine sahip olan canlılarda hemoliz olmaz. Çünkü turgora dayanıklıdır dedik. O halde cevabımız B, yalnız 2 olmalıdır. Evet arkadaşlar, bir sonraki sorumuz ekranda. Çok dikkat etmemiz gereken soru tiplerinden bir tanesi. Öncelikle büyük ve küçük moleküllerin neler olduğunu temel bileşenlerde öğrenmiştik. Onlara dikkat ederek bu sorumuzu rahatlıkla ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Soruda diyor ki, yandaki deney düzeneğinde K ve L kolu seçici geçirgen zar ile ayrılmış. K koluna %30'luk sükroz çözeltisi, L koluna ise %50'lik glikoz çözeltisi konulmuş. K kolunda %30'luk sükroz, L'de ise %50'lik glikoz var. Seçici geçirgenle ayrılmış bir kol. L koluna sükraz enzimi eklendiği bilindiğine göre bu kola sükraz enzimi ekleniyor. Buna göre ifadelerinden hangileri söylenemez? Öncelikle soruda neye dikkat etmem gerekiyor? %50'lik glikoz, glikoz küçük moleküldür. Zardan difüzyona uğrayabilir. %30'luk sükroz koluna baktığımızda sükroz büyük moleküldür, bir disakkarittir, zardan geçemez. L koluna eklenen sükraz bir enzimdir, enzimler protein yapılıdır ve büyüktür, yine seçici geçirgen zardan geçemez. O zaman öncüllerimize bakalım. Bir süre sonra L kolunda glikoz ve fruktoza rastlanır. Glikoz ve fruktoz sükrozun monomerleridir. Ancak sükraz enzimi büyük olduğu için bu kola ne yapamaz? Geçemez. Geçemediği için sükrozu hidroliz edemez. O halde glikoz ve fruktoza rastlanır ifadesi yanlıştır. Glikoz L kolundan K koluna geçer. Evet, kesinlikle geçer. Çünkü glikoz küçük moleküldür. Difüzyon kurallarına göre konsantrasyonu eşitlenene kadar K koluna geçiş yapacaktır arkadaşlar. O halde ikinci öncülümüz doğru. Sükraz her iki kolda eşit miktarda olana kadar difüzyona uğrar. Bu ifade de yanlış. Çünkü en başta dedik ki sükraz protein yapılı bir enzimdir. Büyük moleküldür. Seçici geçirgen zardan geçemez. O halde her iki kolda sükraz enzimine rastlamamız mümkün değil. İfadelerinden hangileri söylenemez dediğine göre soruda bize cevabımız C, 1 ve 3 olmalıdır. Evet arkadaşlar, ödüllü sorumuz ekranda. Cevaplarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki derste tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın, kendinize dikkat edin.